Selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün diyet ve sporumun 4. haftası tam olarak bitti. Ama tam 1 ay olmadı. 1 ay olduğunda tekrar ölçülü olacağım yani tam 3 gün sonra. Diyet ve spor gayet iyi gidiyor. Dün off günümdü mesela. Ve gün içinde 3-4 kere durup dedim ki ya azıcık çalışsam mı falan. Ama dün zaten bütün evi temizledim. O yeterince bir spordu benim için. Kollarım. Bu arada kollarım hayvan gibi kaslı şu an. Yani kim bilir bunu 2 ay sonra nasıl diyeceğim. Ve şu anda bakıp diyeceğim ama. Öyle yani. Diyetten çok memnunum. Çünkü diyet gibi hissetmiyorum. Şu an için benim normal hayatımın öğünleriymiş gibi hissediyorum. Daha önceki videoları izlemediyseniz İpekler olarak kendimize bir söz verdik. Ve mantıken size de söz verdik. Diyet ve spor yapıp hayatımda ilk kez sonunda artık kilo vermek istemeyeceğim bir noktaya kadar gelmek istiyorum. Yani ben kafamda 50-52 kilo dedim ama sonuçta önemli olan aynada gördüğüm şeyden memnun olmuş olmam ve kendimi yeterince fit hissediyor olmam. O yüzden devam edeceğiz. Öyle. Haftada 4-5 gün spor yapmaya devam ediyorum. 4-5 günün hepsinde strength training yapıyorum. Yani böyle daha çok ağırlıklarla kardiyo yapmıyorum. Kardiyoyu sevmiyorum. Bu arada bu kanala ya da bu tip zayıflama macerama ilk kez geldiyseniz şöyle diyeyim. Ben doktorum. Bu söylemesi çok tuhaf oluyor. Ben doktorum ve bilime aşık bir insanım. O yüzden herhangi bir şeye başlamadan önce mutlaka araştırma yapıyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendim ki kardiyo çok bir işe yaramıyor. Yani tabii ki çok işe yarıyor. Yani hiç yapmamakla kardiyo yapmak kıyaslamıyoruz. Spor türlerini kıyaslıyoruz ve benim mutlu olduğum spor türlerini içine koyuyorum. Yani bu işin tek bir skalası yok. Kardiyodan çok hoşlanmıyorum. Çünkü tek istediğim şey yağlarımın erimesi değil. Ben biraz kaslarımı da geliştirmek istiyorum. Hem fit hissetmek için, hem daha güçlü olmak için. O yüzden daha çok strength trainingler yapıyorum işte ağırlıkla çalışarak. Öyle ilerliyoruz. Diyet dediğimde çok rahat bir şekilde fasting yapabiliyorum. Yani saatini saymıyorum ama mesela şu an saat, en son baktığımda saat 1.30-2 falandı. Ben 12'ye doğru uyandım. Biraz geç uyandım. Uyku düzenim kaydı ama genelde 7.5 saat falan uyuyorum. Sabah uyanıyorum. Kahve içiyorum, su içiyorum, biraz telefona bakıyorum, kitap okuyorum, dizi izliyorum, yatıyorum. Ondan sonra spor yapıyorum. Yaklaşık 2 gün yapıp 1 gün yapmıyorum ya da bazen 1 gün, 1 gün, 1 gün, 1 gün diye ilerliyor. Mutlaka off günleri veriyorum. Sporum yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Mutlaka esnemeyi yapıyorum arkasından. Ondan sonra duş, kahvaltı. Kahvaltı mesela uyandıktan yaklaşık 4-5 saat sonrasında anca oluyor. Sonra kahvaltıdan yaklaşık 5 saat sonra da akşam yemeğimi yiyorum. Kapanış. Akşam yemeğinden sonra bazen çikolata, tatlı yani böyle istediğim her şeyi yiyorum. Bu size tuhaf geliyor olabilir ama benim kilo verme maceramda iki otorite var. Birincisi kalori açığı. Çünkü kalori açığınız varsa kilo verirsiniz. Yani olay bu. Ne yediğinizin çok bir önemi yok. Tabii ki var. Farklı nedenler yüzünden var. Mesela sadece çikolata, dondurma yiyerek de kilo verebilirim ama böylece kas kaybım çok fazla olur. Kendimi sürekli aç hissederim çünkü şu kadar çikolatadan alacağım kaloriyi ben aslında şu kadar bir salatadan alıyorum. O yüzden aç hissederim. Ama bu zararlı, bu kötü, bu canavar diye bir şey yok. Bu canavar. Öyle yani hani kalorimi her gün tıpatıp hesaplıyor muyum? Değil. Hesaplamıyorum. Ama genelde 3-4 günde bir. Mesela o gün eğer tuhaf şeyler yediysem hesaplıyorum. Onun dışında hesaplamıyorum. Dışarı çıktığımda canım ne istiyorsa onu yiyorum. Uzun bir süre şişman olduysanız ya da uzun bir süre diyet yaptıysanız sizin de en azından hani bir eating disorder kadar olmasa da kafanızda yemekleri kodladığınızı ve bazı yemekleri yediğinizde üzüldüğünüzü, suçluluk hissettiğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü benim için öyleydi yani. Hatta bir dönem mesela dışarıda lahmacun yedim. Yani lahmacun yani ince bir ekmek üstüne et yanında da salata yedim. Yani zararlı bile değil. Zararlı ne ki zaten hani vücudum enerji istiyor. Vücudumun enerjiye ihtiyacı var yaşamak için ve düşünmem için ve konuşmam için ve nefes almak için. Ve bunu belli besinlerden alıyorum. Hangi besinden aldığınızın inanın çok bir etkisi yok hayatınıza. Yani sizi mutlu etmesi lazım. Şeyi fark ettim ya ben ne zaman zararlı bir şey yesem. Ya midem ağrıyor, ya karnım ağrıyor, ya başım ağrıyor, ya anksiyeteli hissediyorum, gergin hissediyorum falan.
Gerek yok. Artık böyle şeyleri kodlamıyorum. Almam gereken kalori miktarını hesapladım. Günlük ortalama vücudum sırf yaşadığım için yaklaşık günde 1800-1900 kalori yakıyor. 400'den daha fazla açık bırakmamam lazım aslında. Uzun sürede sağlıklı ve istikrarlı bir kilo verebilmek için. Yani birden kilo verirsem sarkabilirim ya da çok fazla kalori açığı oluşturursam bütün gün evde böyle enerjisiz bir şekilde yatabilirim. Tam seni seveceğim. Onu istemiyorum. O yüzden günlük benim minimum 1300 kalori alıyor olmam lazım. Ve alıyorum da yani. 1200-1400 arası alıyorum genelde. Dediğim gibi tek tek hesaplamıyorum. Ama çünkü zamanında o kadar çok hesapladım ve neyin ne kadar kalori olduğuna baktım ki az çok biliyorum. Mesela sabah yaptığım kahvaltı genelde 450 kalori civarında. Yine çok konuştum değil mi? Videonun başlangıcında çok konuşmayı sevmem. Bugün tam olarak 4. haftanın bittiği gün spor yapacağım. Başlayalım. Bu arada bu sabah tartıldım. Bir önceki videoları izlemediyseniz diye kısa bir özet geçeyim. Başladığım kilo 63,5'tu. Ölçülerim şunlardı. Bugün tartıldım, 62,8 kiloyum. Ölçülerim şunlar. Arada çok bir fark yok. Regl olduğuma veriyorum. Umarım öyledir. O yüzden 3 gün sonra tekrar ölçülüp tekrar tartılacağım ve tekrar görüşeceğiz. Şimdi spor zamanı. Sanırım bugün yaklaşık 3 yıl önce diyet yaptığımda ve kilo verdiğimde sürekli cloating yaptığımı ilk videoda belirtmiştim. O videoyu bir deneyeceğim. Cloating'in belki biliyorsunuzdur 2 haftalık shred videoları vardı böyle. Kilo vermek için 2 hafta boyunca bunu yaptı. 14 dakikaymış. Onunla başlayacağım. Sonradan da 32 dakikalık no speed strength training'e geçeceğim. Vazgeçtim. Reyken yapılacak bir şey değil. Görünüyor mu kasım? Annemler gelmiş. Spora mola. Zaten aşağı inip çıkacağım. Action olur. Devam edeceğiz sonra. 3 kere indim çıktım. 3,5. Bir de şey. Yaklaşık bir 70 kilo falan aşağı taşıdım herhalde. Evet. Sporumuz bitti. Hayvan gibi terledim ve yoruldum. Ve kollarım bakın. Bakın şu kolumu göstereceğim size. Görünecek mi acaba? Bir de görünmüyormuş. Bu normal hali. Bu sıktığım hali. Normal. Tamam, hayatımda maksimum kasım buydu yani benim. Allah Allah. Ama oluyor ya. Vallahi kaslıyım artık. Şimdi protein tozu içmeye gidiyoruz. Bırak bakayım mı? Ha, yapın. Bak bu normal duruşu. Üf. Of, çok iyi. Yaklaş sen de. Hadi yap. Böyle gel biraz. Bu tarafa geç. Şöyle. Üçümüzün kolları çıksın. Çok iyi. Dostum hareket yanlış yapıyorsun. Günaydın. Annemler geldiği için artık çalışma odamız, çalışma spor alanımız burası oldu. Dumbbell'larım da burada. Ve bundan sonraki fit checklerimi bazen şu pantolonun içinde de yapmak istiyorum. Çünkü bu pantolona o kadar zor sığdım ki. Bakın şu an rahat bıraktım. Oh! İz yaptı. Neyse. 1. ay sonu böyle. Bakalım 3. ay sonunda bu pantolon durumunda neler olacak. Oh canım göbeğim. Git artık. Evet, bugün 17 Ekim. Sabah uyandım, kahvemi içtim, suyumu içtim, spora hazırım. Başlayalım. Görüyor musun? Şimdi gözünün içine girecek. Yaşasın. Gitgide daha iyi yapıyorum ve daha çok keyif alıyorum.
Bir tek deadliftleri çok yapamıyorum çünkü belim ağrıyor ve belim zaten biraz sakat, o yüzden çok zorlamak istemiyorum. Evet, şimdi duş zamanı. Hayır, önce soyacağım. Suratayın zamanı. Dostum, hareketi yanlış yapıyorsun yalnız. Bu sefer direkt bunun içine şu kadar süt, toz ve su koydum. Bence bu çalkalamaya yarayacak ya, inanıyorum. Oldu bence. Olmuş. Günaydın. Sabah sabah bitki çayı içeceğim. Biberiye, melisa, mangol yeşil çay, maydanoz. Ödeme atma çayı. Günaydın. Tartılma zamanı. Günaydın. Sabah tartıldım. 61.9 kiloyum. 3 günde neredeyse 1 kilo vermişim. Güzel. Yani işte reglim bitti. Ödemimi atmış vücudum. İstediğim kiloda mıyım? Değil. Güzel gidiyor muyuz? Evet. Spor yapmaya hazırız. Şöyle durarak sizinle konuşabilirim. Sabah kalktım. Protein tozumu içtim. Kahvemi içtim. Telefonuma baktım boş boş. Şimdi spor zamanı. Bu arada saat 2. Kahvaltı genelde 3.30 gibi yapıyorum. Akşam yemeğini 8 gibi yiyorum. Gece de 2 gibi uyuyorum. Biraz böyle kayık. Sanıyorum ki bu ay evdeyken, şimdi düzenli olarak spor yapıyorum, evet, haftada 4-5 gün, işte 2 gün dolu 1 gün boş şeklinde ilerliyorum ve hep ağırlıklarla strength training çalışıyorum. Ama gün içinde adımım 1000 adım falan, çünkü dışarıda çıkmıyorum. Dışarı çıkmayı çok sevmiyorum Türkiye'de, üzgünüm. O yüzden şu an çok saçma bir şekilde yatıyorum, umarım. bir ayağım aşağıda. O yüzden gün içinde bir tane Leslie diye bir kadın var YouTube'da. Böyle dümdüz yürüyor genelde ama böyle çok action yürümüyor. Evin içinde olduğu yerde yürüyor. Bazen küçük hareketler falan yapıyor. Onu yapacağım. Her gün sabahları spor. Bu dediğim şeyi akşam yaparım muhtemelen. Yani canım ne zaman isterse. Bazen 15 dakika yürürüz, bazen 1 saat, fark etmez. Ama en azından şöyle bir 7000 adımı görmem lazım her gün. Dışarı çık yürü diyebilirsiniz. Dışarı çıkıp yürümek istemiyorum. Bu kadar. Hadi spor yapalım. Bugün evde şu an kimse yok. Hadi salonda yapalım. Ben sabah ölçüldüm de ve işte yeni santimlerimle, 3 gün önceki santimlerimle, dur bu sefer ters yapmayacağım. 3 gün önceki santimlerimle bugünkü santimlerimi yazayım. Dediğim gibi hani regl olduğunuzda kilo vermiyor olabilirsin çünkü vücudunuz ödem topluyor. Bayağı da incelmişim. En çok göbek incelmiş. Öyle. Daha çok yolumuz var. O yüzden spor yapmaya devam edelim. Biraz enerji. Abi biraz göbek atalım ya. Yine Leslie'yi açtım ya. Bu kadını biliyor musunuz bilmiyorum ama Walk at Home diye Leslie. 20 dakika yürüyeceğiz şimdi bu kadınla. Bu videoyu izledim ben bu arada. Bence çok izledim. Komik ve böyle eski dostumu görmüş gibi oldum. Bye. Dünyanın en güzel kahvaltısı hazır. Bugün patates buldum dolapta. Patates, annem patates yapmış. Patates yiyeceğiz, o yüzden ekmeğim bayağı ufak. Yumurtadan bir tık büyük.
Güzel, saat bu arada 4 ya, yani akşam yemeği resmen. Günaydın. Bugün 20 Ekim. Spor yapmaya hazırım. Kalktım, kahvemi içtim, suyumu içtim. Protein tozu içmedim. Spordan sonra içeceğim. Bir de bir tane sürekli videolarını izledim ve gerçekten çok kaliteli videolar yapan bir tane kanal var. Kanalın adı neydi? Jeremy Atier diye. Bu adamın bir tane şey var. Web sitesi var. Web sitesinden de böyle ücretsiz bir test çözüyorsunuz. O teste göre size biraz bilgi veriyor diyeyim. Tabii işte en sonunda para verip paketler satın alabiliyorsunuz. Satın almadım ama testi yaptım ve testte sadece bana verdikleri bilgi, yani en son böyle ücretsiz olarak o kısmı gösteriyor. İstediğim vücut tipine kilo olarak girmiyorsun, vücut tipi olarak giriyorsun, yüzde yağ olarak veriyorsun. Benim istediğim yağ oranı genelde %25, %28 falan, çünkü çok zayıf da olmak istemiyorum. Oradan baktım, şey yazıyordu, hedefine 20 Şubat 2024'te ulaşacaksın yazıyordu. Biraz uzak geldi. Yani daha doğrusu ben işte Aralık sonu falan diye düşmüştüm ama düşününce 2 ay daha olur. Okey. Neyse. O yüzden böyle birkaç gündür dertliydim böyle. Ben niye kilo vermiyorum lan? Bir ay oldu işte, sadece 1 kilo mu verdim, 2 kilo mu verdim sadece diye. Sonra dedim ki ama bunları geri almamak üzere vereceksin. Çünkü zamanında ayda da 5 kilo verdiğim de olmuştu. Evet, çok mutlu oluyorsun. Ama onları geri aldım. Bunları geri almamak üzere veriyorum. O yüzden yavaş yavaş gitmeleri önemli. Umarım öyledir. Onun dışında sporu da kardiyo mu eklesem, kardiyo mu yapsam diye sürekli düşünüyorum. Zaten algoritmaya bir kere girdiğinizde çıkamıyorsunuz. Kardiyo ile beraber strength trainingler daha etkili oluyor. Ama kardiyo yapmak istiyor muyum gerçekten, onu bilmiyorum. Ya spor salonunda olsam bisiklet binerim ya da yürüme bandında yürürüm ama evde tuhaf geliyor. O yüzden dün dediğim gibi her gün o kardiyo denen şeyi ben yürüme olarak yapacağım. Strength traininglerde de gayet nefes nefese kalıyorum ve asıl amacım kas yapmak. Çünkü kilo vermeyi yediklerim, yani kalori açığıyla halledeceğim. Sadece vücudumun hem metabolizmam yavaşlamasın hem kaslanmak istiyorum. Çünkü daha güçlü ve daha fit olmak istiyorum. Yani görünüşten bağımsız. O yüzden kas yapmaya devam edeceğiz. Kaslanacağız. Dostum, hareketi yanlış yapıyorsun. Neyse, şimdi yine sürekli ağırlıklarla çalıştığım kadının yeni bir videosu çıkmış 3 hafta önce. Görmemiştim. Onu açtım. Onu yapacağız. Sonra da yürürüm herhalde. Yani daha çok başındayız. Ha, bu arada yaklaşık bir hafta sonra bir yolculuğa çıkıyorum. Ankara, Karaman, Denizli gibi. Arkasından da Van'a gideceğim. Sporu falan nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Diyeti nasıl yapacağız onu, aman. Yaparız ya. Önemli olan aldığım kalori. Ne yediğimin çok bir önemi yok. Aldığım kalori önemli. Protein tozumu yanımda taşıyacağım. Hadi başlayalım spora, çok konuştum. Spor yapasım gelmedi. Kendi kendime devam edip kısa bir spor yapayım, sonra yürürüz. Bilmiyorum neden. Daha hızlı terledim. Spor yapmayacağım deyip 23 dakika 40 saniye spor yapmışım. Neyse, yaptık yani bir şeyler. Şimdi Leslie ile yürüyeceğim. 40 dakikalık falan açarım herhalde. Onu da istemiyorum ama. Yürürüz onu ya. O keyifli oluyor. Leslie çok mutlu bir insan. On dakikada yürüdüm. Yeter. Adam ona çok bile. Bugün hiç canım spor yapmak istemiyormuş. Başlayınca isteğim geliyor normalde. Bugün gelmedi. Banyo zamanı. Yine de terledim yani. Güzel terledim. Spora devam ediyorum. Çok iyi. Evet, saat akşam ama çok acıktım. O yüzden atıştırmalık. Bir bardak süt, yarım muz, üstüne yarım dilim kek, ince ince dilimledim. Üstüne de 1,5 ceviz.
Günaydın. Bugün kahvaltıda fit pancake yapacağım ama bir farklı, içine protein tozu koyacağım. Bugün spor yapmam çünkü bugün spor günüm değildi. Eğer içine birazcık daha yulaf koyup tekrar buzlayabilirim ama bir görelim ilklerini. Fena değil. Yaparız. Hazır. Arttı, bu kadarını yiyebileceğimi düşünmedim. O yüzden buna bal ve muz döktüm. Doymazsam devam ederim. Yanında da bir ceviz. Salata yapmayacağım ya. Çünkü çok doyuyorum o zaman. Bu seferlik böyle olsun. Mükemmel görünüyor ya. Umarım tadı da güzeldir. Mükemmel olmuş bu arada ya. Çok iyi olmuş. Ah canım kendim. Günaydın. Kahvaltım hazır. Dün akşam yemeğini size çekemedim çünkü gerçekten bayılmak üzereydim. Böyle şu kadar kalmıştı. Dün akşam öğleden sonra, bu arada içeriden türkü geliyor çünkü Türk Sanat Müziği programı izliyor annemler. Neyse. Dün İşte öğleden sonra 4.30 gibi arkadaşımla buluştum. Kahve içtik ama işte dışarıda yemek yemek istemedik. Bir de kahve içince acıktığımı da hissetmedim. Akşam 9 gibi akşam yemeği yedim ve sabah sadece size gösterdiğim o proteinli pankeki yemiştim. Hani başka da hiçbir şey yemedim, anladınız mı? Bayağı eksik beslenme yani. Sonra akşam geldim, yemeğim hazır işte. Tarhana çorbası, ıspanak köftesi yapmıştım yine, onun 3'te 1'i. Bir de yoğurt yiyeceğim. Tam böyle ısıtıyorum çorbayı ama böyle yaslandım tezgaha, dedim ki anne. Evet, içeri gittim, sonra yattım, annem tabakladı, bana getirdi. Yemeden önce de fotoğraf çekemedim, o yüzden videoda çekemedim. Şimdi kahvaltı hazırlıyordum, hazırladım. Bir yumurta, şu anki yumurtalarımız çift sarılı olduğu için bir yumurta. Yarım simit. Salata yapmadım, onun yerine 3 tane salatalığı doğradım. Sadece salatalık yemek istedim, çok seviyorum salatalığı. Zeytin, peynir, bir de acı sos. Kaçma. Kaçma, gel buraya. Video çekiyorum. Diyetimi. Diyet ve spor. Diyet ve spor. Evet. Çok güzel. Sen nasıl kilo verdin? Anlat bakayım. Çalışarak. Amelelik. Felaket ter. Parla. Çalışma. Vücudu sıkılaştırıyor. Evet. Yağlar gitti, kaslar kaldı. İşte benim de şeyim bu. Amacım bu. Yağlar gitsin, kaslar kalsın. O yüzden çalışacağız. Bugün spor yapmadım. Protein tozu da almadım. Sporu da lezli yapacağım. Yani kardiyo yapacağım. Şaşırdınız mı? Ben şaşırdım. Ama normal spor yapma keyfim yok şu ara. Lezli bir saat yürüyeceğiz. Kulaklığımı takarım. Lezli'nin hareketlerini yapacağım. Sonra da protein tozumu içeceğim bir ara. Şu an değil. Mükemmel bir kahvaltı ya. Üf. Merhabalar efendim. İpekler spor yapmaya hazır. Kardiyo yapacağım. Bugün Rocky ile yürüyormuşum. Şimdi bununla önce 1 mil yürüyeceğiz. Sonra bakalım. Çok salak hissediyorum. Acaba. 5000 anı atacağım bu ablayla beraber. Bu kadın daha önce görmüştüm. Aşırı tatlı ve fazla enerjik biri. Bakalım nasıl hareketler yapıyor. Geberdim, hani yürüyecektik. Kalbim kaç atıyor benim ya. Hayvan gibi terledim. Su alıp geliyorum. Sizi kapatamamış mıyım? Olay mısın yapıyor? Dans ediyor arada, çok keyifli. Halay çekiyormuş, vibe vermiyormuş ha. Oha, ayak bileğimi kırdım. Bitiremeyeceğim. İlk video 15 dakika. Bu videoda tam 25 dakika 26 saniye yaptım. 40 dakika yeterli. Ben normalde çok kolay terleyebilen bir insan değilim. Hatta ben normalde hiç terleyen bir insan değilim. O yüzden sıcakta dışarı çıktığımda terleyemediğim için genelde böyle bayılacak gibi olurum. Hayır, rezalet terledim. Sildim terimi, arada böyle terim buradan aktı. Gözyaşı olarak devam etti. Ağlıyorum zannettim. Devam etsem mi ya? Ama dalağım şişti bir ara.
Yeter be. Soğuma hareketleri, birazcık bacak çalışayım, birazcık da karın. Bitirmemişim aslında, sadece kardiyoyu bitirmişim. Lol. Evet, hareketlerimi yaptım. Esnedim, soğudum, bitti. Terimi görüyor musun? Umarım görünüyordur yani. Ya da buralarda ya da sırtımda falan da görünüyordur. Başardık. Bir gün daha yakınım zayıf olmaya. Teşekkürler Türkiye. Bu da spor salonum. Selam. Bugün yine tartıldım. Yani 3 gün önce tartıldığım için hiç kilo vermemiş gibi görünüyorum. Ama ben kilo vermek istiyorum. Bir şey yanlış mı yapıyorum acaba diye düşünüyorum ama mantıken her şeyi doğru yapıyorum. Niye bu kadar yavaş kilo veriyorum? Yani şimdiye eskiden olsa acaba yaşlandım diye mi? Eskiden olsa şimdiye ben kafadan bir 4 kilo vermiştim. Yani 59 falanım şu an ama hala 62'yim. Böyle olunca da şevkim kırılıyor, anladınız mı? Şevkimin kırılmaması lazım. Ve her şeyi yapıyorum yani. Günde 1500 kaloriden çok almıyorum. Ama 1200'den az da almıyorum. Çünkü metabolizmam kilitlenmesin, yavaşlamasın diye. Spor yapıyorum ama her gün yapmıyorum. Ve sadece strength training değil, kardiyo da yapıyorum ama ikisini de parçalayarak yapıyorum. Gün içinde az yürüdüğümü düşündüğüm için gün içinde en azından şöyle 5000 adım atıyorum. O mu az geliyor acaba? Hayır, onun da az gelmemesi lazım. Spor yapıyorum çünkü. Yediğim besinler dengeli. Yeşil çay içiyorum. Protein tozu içiyorum. O yüzden mi lan? Ne alaka? Proteinim az değil. Kaslanıyorum da, yani hissediyorum daha fit olduğumu ama ekstra bir incelmiyorum da. Bilmiyorum. Biraz üzüldüm. Bayağı bir şevkim kırıldı, yalan değil. Zaten 5 güne falan bir 10 günlük tatil değil. Türkiye turu, sülale turuna çıkacağım. O ara hiç spor yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama yediklerime dikkat etmeye devam ederim ama o kadar da dikkat edemem. Neyse. 20 Şubat'a kadar yolumuz var. Üzüldüm biraz. Yani dönüp de bu konu üstünde ağlayacak halim yok. Çünkü kaç yaşındayım ve başka dertlerim de var yani. Kahvaltı zamanı. Bakalım gelecekteki İpeklerin maceralarında ne yapacağız? Sanıyorum ki bu bir video sonu. Ve yeni bir video başı. Çünkü videolar 50 dakika olmaz. İpekler zayıflamaya devam ediyor. Daha sonraki videolarda görüşürüz.